sıra Erdoğan'ın dili. Bir şey söyleyebilirim Sayın Haldun Solmaztürk, açar biraz. Yani Türkiye'de tansiyonu düşürecek sadece bir kişi var şu anda. Evet. Sayın Erdoğan. Yani toplumsal tansiyonu, gerilimi düşürebilecek tek kişi o. Fakat bunu yapmıyor. Neden yapmıyor Sayın Solmaztürk? Yapamaz. Yani öyle bir şeye teşebbüs etmesi halinde kendisini inkar etmiş olur. Çünkü esas olarak bunun üzerinde oturuyor. Yani o ve onun etrafındakiler. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim bugün şikayet ettiğimiz nedir? Yani biz Erdoğan'la bizim ne sorunumuz var? Yani niye Erdoğan gitsin istiyoruz? Yani yerine başka bir şey getirmek için. Yani Erdoğan'ın temsil ettiği bir sistem var. Nedir bu sistem? Otokratik kötü yönetim. Otokratik kötü yönetim. Yani Ersin Hoca ile hani zaman zaman işte döne döne anlatıyoruz. Patrimonyal sultanlık. Evet. Burada söylemek istediğim şey şu. Patrimonyal dediğimiz ekonomik bir kurumlar bütünü. Ekonomik kurumlar bütünü. Sultanlık dediğimizde siyasi kurumlar bütünü. Bu siyasi ve ekonomik kurumlar birbirini besleyerek bu kötü yönetimi derinleştiriyor. Yani birinde demokrasi yokluğu var, diğerinde ortak çıkarlar yerine bir küçük bir grubun çıkarları var, oligarşinin çıkarları var. Erdoğan bunu temsil ediyor. Bunu temsil ediyor. Şimdi yapılması gereken şey bu gerçekliğin halka anlatılması. Şimdi bunu önlemek için Erdoğan sansürü kullanıyor. Evet. Yani halkın bu çarpık ve yozlaşmış düzeni anlamasını, doğru anlamasını önlemek için sansürü kullanıyor. Yetmiyor, polis gücünü kullanıyor, yargı gücünü kullanıyor. Şimdi bunun üzerine gidilmesi ve gerçekliğin halka anlatılması gerekiyor. Şimdi bu da yeterli değil. Buna bir alternatif sunmanız lazım. İşte demokrasi dediğimiz, iyi yönetim dediğimiz şey bunun alternatifi. Nedir demokrasi? Demokraside kurallar vardır. Hukukun üstünlüğü dediğimiz şey kuraldır. Bakın bugün trafiğe çıkıyorsunuz. Trafikte bile kural yok. Trafikte kural yok. Bakın Türkiye'de yol işaretleri, işte trafik levhaları aşağı yukarı ideal seviyededir. Ve bunlara çok büyük paralar harcanır. Çok büyük kaynaklar harcanır. Belki birçok Avrupa ülkesindekinden daha iyi durumdadır. Yani yol ve trafik işaretleri. İşaret olarak. Ama bunlar sadece böyle şehir süsü gibidir. Hiçbirine uyulmaz. Kırmızı ışığa bile uyulmuyor. Dolayısıyla yukarıda anayasadan alın normlar yani kurallar olarak aşağıya trafiğe kadar indirin. Kuralsız bir ülkede yaşıyorsunuz. Kural yok. Ve bunun yanında yürütme kontrol edilemiyor. İşte buna çare olarak demokrasiye ihtiyacımız var. İyi yönetimi istiyoruz. Bakın Sayıştay raporlarına bakın. Ülkenin ne kadar kötü yönetildiği yani kaynaklarımızın nasıl israf edildiği ortada. Sadece Tayyip Erdoğan'ın yüzlerce korumayla işte efendim onlarca arabayla yukarıda helikopterler vesaire şu kadar uçağı var. İsraf bu değil. Tabii. Devlet sektörünün her alanında israf var. Başta ihaleler olmak üzere. Bir ihale düzeni var. Yozlaşmış bir ihale düzeni. Şimdi buna çare olarak iyi yönetim getirilecek. Getirilmesi, vaat edilmesi lazım. Nedir iyi yönetim? İyi yönetimde şeffaflık var. İyi yönetimde hesap verilebilirlik var. İyi yönetimde kaynakların efektif kullanılması var. Tabii. İyi yönetimde çoğunluğun çıkarları var. Bir grubun çıkarları değil. Şimdi bunun da anlatılması lazım. Yani bir taraftan sansüre karşı koyacaksınız, gerçekliği paylaşacaksınız. Bir taraftan da bunun yerine bir alternatif sunarak bir ümit vereceksiniz. Bu yapılamıyor ama bunu yapmaktan başka da bir çıkarınız yok. Veya mesela bir dünya lideri. Değil mi? Bir söylemi var. Dünya lideri söylemi. Dünya lideri. Şimdi dünya lideri diye bir şey yok. Bakın şu elimdeki mecmua Le Point.
geçen hafta çıkan sayısı. Yani geçen hafta Fransa'da okunan dergi bu. Bakın. Erdoğan diğer Putin. Ortaya da bakın. Putin'le beraber onları mukayese etmişler. Evet. Bakın düne kadar Avrupa'da en büyük tehdit algısı sığınmacılardı. Ukrayna savaşıyla beraber Putin'in temsil ettiği tehdit onun üzerine geçti. Şimdi bu Avrupa'nın, Batı'nın en büyük tehdit algısı Erdoğan'la özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla Erdoğan'ın son birkaç yıldır olduğu gibi Batı'yı şeytanlaştırmak, muhalefeti kriminalize edip o Batı'yla birleştirmek ve buna da PKK'yı, yani bölünme tehdidini eklemlemekten, iliştirmekten başka çıkar yolu yok. Bunun için aynı kutuplaşmayı sürdürmesi lazım. Yani kimlikler üzerinden, kimlik siyaseti üzerinden kutuplaşmayı daha derinleştirmesi, daha saldırgan hale geçmesi lazım. Çünkü ülkenin normalleşmesinde onun hiçbir çıkarı yok. Erdoğan'ın beslendiği, yani iktidarını korumak gerilim için siyasi. Beslendiği evet. Temel gerçeklik patrimonyal sultanlık. Yani yozlaşmış ekonomik kurumlarla yozlaşmış siyasi kurumlar. Yani bundan vazgeçmesi demek, onun için söylüyorum, kendini inkar etmesi demek. Kaldı ki Erdoğan buna karar vermiş olsa bile böyle bir şey kişisel olarak etrafı zaten bunu bırakmaz. Erdoğan bir sembol. Bütün çıkarlarını, geleceklerini, istikballerini, her şeylerini Erdoğan'a, onun iktidarda kalmasına bağlamış bir oligarşiyle mücadele ediyoruz aslında. Ve bunlar devlet gücünü kontrol ediyorlar. Bunun anlatılması lazım. Yani bu gerçeklik ne? Bunun üstesinden nasıl gelinecek? Bakın iki örnek vereyim. Şimdi mesela işte Kemal Bey anlatıyor. Efendim işte hak, hukuk, adalet. İşte hakim işte tarafsız olmalı. Çok güzel, tamam. Peki sen bunu nasıl sağlayacaksın? Yani hakimlerin, savcıların tarafsız olmasını nasıl sağlayacaksın? Görev yapmalarını nasıl sağlayacaksın? Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemin içinde aslında bunun çözümleri var. Ama kimse anlatmıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem lafı kimseye bir şey ifade etmiyor zaten. Kimsenin de onu alıp okuyacak hali yok. Liderler bile okumuyor. Bir tek Ali Babacan bunu alıyor. Bakın diyor, bizim işte şudur diyor. Bunu gösteriyor sağda solda. Diğerleri okuduğundan da emin değilim. Bunun anlatılması lazım. Veya sığınmacılar. Diyor ki davul zurnayla göndereceğiz. Tayyip Erdoğan en azından diyor ki bakın biriket evler yaptık. Şimdi de onu şimdi söylüyor. Katar para verecek. 1 milyon kişiyi efendim işte isyan edecek, şehirler kuracağız. Ya kardeşim, ya kimin toprağında, kimin izninde şehir kuruyorsun da onun insanını oraya götürüyorsun? Bunu nasıl yapacaksın? Yani gece kondu mu bu? Yani taşlı tarlada arsa mı çeviriyorsun? Ama en azından bir şey söylüyor. Şimdi bakın, Kemal Bey ve işte altılı masa sığınmacılarla ilgili ikna edici hangi çözümü paylaştı toplumla? Bakın Suriye başlı başına bir bataklık. Bu bataklıktan nasıl çıkılacak? Oradan nasıl sıyrılanacak? Yalnız ordunun geriye çekilmesi değil. Oradaki milyonlar ne olacak? Oradaki silahlı yüz binlerce insan var. Artık gözünü burnunu kan kokusu bürümüş insanlar var. Bunlar ne olacak? Bu Suriye hükümetiyle nasıl kotarılacak? Bunlar nasıl dönecek? Bakın bunlar hiç anlaşılmıyor, anlatılmıyor. Şimdi dolayısıyla bu muğlaklık içinde Erdoğan'ın sansürü ve propagandası serbest bir alan buluyor. Her şey serbest, bir boşluk buluyor. Karşısında sadece muğlak söylemler var ve kişisel söylemler. Boşlukta, havada kalan söylemler. Uzun lafın kısası, yapılması gereken bir kere dediğim gibi değişim. Değişim denen şey, demokrasi istiyorsak önce partilerin kendi içinde demokrasi. İyi yönetim istiyorsak önce partilerin kendi içinde iyi yönetim. Ve tekrar ediyorum, temel eksik liderlik fonksiyonudur. Lider ve kadro olmaksızın başarı şansı yoktur. Artık bunu anlamış olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim.
Evet Barış arkadaş. Son söz senin. Ben de kısaca özetleyeyim. Şimdi bir kere Tayyip Erdoğan'ın bu dilini değiştirebilmesi mümkün değil. Buna hem